Okay. You sure you're ready for this? Because what I hold in my hand is not just gonna blow your mind. It's gonna blow your soul. Go ahead. Open it. If you dare. Metal dinleyen herkesin ilgisini çekebilecek, içinde gerçekten efsanevi isimlerin ve müziklerin olduğu, bir oyun olarak efsane olmasa da evreni yansıtışından dolayı kendi efsanesini yazabilmiş bir oyun var karşımızda. Heves duymamın en büyük sebebi bana, bize babamı hatırlatıyor oluşuyor. Kendisi oynasaydı muhtemelen bayılacak ve birçok sahnesinde kahkahayı patlatıyor olacaktı. Onun nerelerde nasıl gülüp eğlenebileceğini, evrene kendini nasıl ait hissedeceğini bilerek ve düşünerek oynamak benim için en büyük eğlenceydi. Oyuna giriş yaptığımız gibi evren içine alıveriyor bizi. Biz oyuncular ne kadar alışık olsak da küfür ve gore filtresini olaylar yaşanmadan hemen önce sorma nezaketini göstermişler. Tabii oyunun grafikleri ve efektleri o kadar güçlü olmadığı için aslında gore denebilecek kadar kırmızıya bulanmıyor. Bu uzun, eğlenceli, anlatıma sahip sinematikten sonra üst üste birkaç sinematik daha görüyoruz. Uzun bir süre oyunun oynanabilir kısmı çok az. Çoğunlukla seyirciyiz, arada bir karakteri iki adım yürütüyoruz. Kısa dövüş sekansında ise oyun bize nasıl oynayacağımızı, güçlerimizi küçük küçük öğretiyor. Koca baltayı hafif bir bıçakmış gibi hızlı hızlı savurmalar falan oldukça eğlenceli. O gitarı çalarken headbang yapışına kadar güçlü metalci abi olduğumuzu hissettiriyor. Buradaki tek sorun cüssemize rağmen koşması çok hafif kalmış. Böyle ağır ve yere basan bir tip olması gerekirken süzülüyor gibiyiz. Yani evet, oyunun ilerleyen safhalarında uçabiliyoruz da. Fakat bu uçma mekaniği değil. Sadece hareket alanımıza üçüncü bir düzlem katılıyor ve tamamen konser savaşı yapıp fanları kendi tarafımıza çekerken diğer müzisyenimizin fanlarına karşı stratejiyi yönetme amaçlı kullanabiliyoruz. Böylece savaş alanını yukarıdan yönetebiliyoruz. Bunu çözmek de çok zordu. Çünkü herkes birbirine benziyor. Takımları ayıran herhangi bir ibare ya da karakter tasarımlarına spesifik tasarımlar pek olmuyor. Olsa da bu kadar yukarıdan zaten okunmuyorlar. Uçma da işte sadece burada kullanılabiliyor. Sözde iblis kanımız var da kanat fırlatıyoruz. Ama açık dünyada gezerken fırlatamıyoruz. Hatta uçabiliyoruz ama zıplayamıyoruz. Bu temel hareketin olmaması birçok yerde beni şaşırttığı oldu. Özellikle savaş halindeyken sağa sola yuvarlanacağımı düşünüp çok defa basmayı denediğim ama dodge'layamayıp kafama darbeyi yediğim oldu. Neyse ki oyunun bize uçmak kadar eğlenceli olmasa da verdiği bir aracımız var. Aracın içindeyken ve etrafındayken o gazı kökleten, tanıdığımız efsanelerin metal müzikleri çalıyor rastgele. Oyunun her yerinde, her noktasında insanı güçlü hissettiriyor ve eğlendiriyor. Eğlendiriyor bu müzikler. Aracın görüntüsünü değiştirmek, silahlar ekleyip daha da çeşitli oyun deneyimi yaşamak içinse motor forge'lar var. İçeri girdiğimizde bizi Metal'in gardiyanı Ozzy Osbourne karşılıyor. Aa, söylemedim mi? Cast ekibini görseniz aklınız çıkar. Bizim ana karakter Eddie'yi Jack Black seslendiriyor mesela. Oyunda görebileceğiniz tüm efsane isimleri birebir kendileri seslendiriyorlar. Neyse, burada sadece aracımızı değil aynı zamanda kendi görünüşümüzü ve güçlerimizi geliştirebiliyoruz. Geliştirebilmek için de ödememiz gereken, açık dünyada gezinirken kazanabileceğimiz bir puan birimi var. Tüm yan görevler ve etrafta gördüğünüz etkileşime geçirilebilir zımbırtıların tamamından 10-20 kazanabiliyoruz bu puanlardan. Tabii açık dünyada pek öyle aman aman açık dünya denebilecek yapıda değil. Birbirini tekrar eden kargo veya kavga dövüş görevleri, mekanda yaptıkları ilginç şeyleri oyunu size bakın görün neler yaptık dermişçesine inceleyebileceğiniz gözetleme yerleri falan var. Herhangi birinden zevk aldım ya da ana göreve bir fayda sağladığını söyleyemem. Sadece araç ve motor forge'ı aktive etmeye yaradığı gibi savaş alanında da sizi kuvvetlendirecek gitar sololarını toplamak faydalı olabiliyor. Hepsi birbirinden farklı özellikler ve oyunun zorluğu bir noktadan sonra saçma bir yere gittiği için düz saldırmaktan daha çok işe yarıyorlar. Bu gitar sololarını her biri de kendine ait birkaç notadan oluşuyor. Onları kullanması bayağı zevkli. Tabii oyunu özünde konsol için tasarladıklarında mouse ile seçmesi biraz meşakkatli. Bir türlü denk getirip basamıyorum, basana kadar 1000 tane dayak yiyorum. Açık dünya pek dolu olmadığı gibi aslında göründüğü kadar büyük de değil. Haritada gösterdikleri alanların pek dar bir kısmı gidilebilir, gezilebilir yerler. Onun dışında ufak çukura düşseniz bile ölü veriyorsunuz. Oyun bittiğinde de sizi özgür bırakıyor. İstediğini yapmaya olanak tanıyor, hala uçmak dışında. Ama oyunda yapacak çok
özel bir şey olduğunu düşünmediğimden hikayeyi hızlıca bitirip kapatmış oldum. Bu arada tek araç seçeneğimiz çağırabildiğimiz araba değil. Açıkta gezen birçok hayvan var. Bunlardan bir tanesi de şu sihirli geyikler. Başka hayvanlarda da mümkün mü deneyemedim ancak bu geyiklere binebiliyorsunuz. Arabadan daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Keza mekanikleri çok kötü. Motorforce'dan çıktıktan sonra kamera öylece arkaya bakmaya devam ediyor. Ben de öylece ekrana bakıyorum. Ne zaman ilerlememe izin verecek diye. GTA'daki gibi öne doğru dönse daha anlaşılır olabilirdi. Ya da sürerken komutları yeterince hızlı algılamıyor. Hız kesince zart diye duruyor falan. Sürmesi çok da eğlenceli değil. Müzikler dışında. Geyiklerin ise üzüldüğüm tek sorunu saldırı yapabiliyor üzerindeyken ama hayvan balon gibi patlayıveriyor. Veya evrende daha büyük, daha güçlü hayvanlar saldırınca koruması neredeyse imkansız. Bir de şu kirpiler var. Onlar da balon gibi patlıyor çarpınca. Çok ilginç şeyler. Açık dünyanın bir başka özelliği ise her ana görevde yeni tiplerle karşılaştığımızda etrafı onların da doluşması ve atmosfer değiştikçe hayvan tiplerinin de ona göre değişiklik göstermesi. Mesela şu madenci abilerle karşılaştıktan hemen sonra ortalıkta birbirine düşman olan bir dolu metalci abi peyda oldu. Karşılaşınca birbirlerine kafa atar oldular. Hayvanlar ayrı, fanlar ayrı, açık dünya kendi içinde dev bir savaş alanı. Bu fanlar sizin müttefiğiniz olduğu için ana görevlerde de devamlı olarak yanınızdalar. Ya konser kapışmalarını üretebilirsiniz ya da oyun sizin peşinize bir grup takıveriyor. Hepsinin de farklı özelliği var. Mesela madenci arkadaşların ortasına geçip gaz verince çember oluşturuyor. Hep beraber headbang yaparak düşmanlara koşuyoruz. Ophelia'yı tutup düşmanlara fırlatıyoruz. Dev hoparlörlerin tepesine çıkıp yönlendiriyoruz gibi gibi. Ne yazık ki çok hızlı ölüyorlar. Onları koruması da ayrı bir uğraş. Tabii konser alanındaysak ve yeterince fan biriktirebiliyorsak istediğiniz kadar çağırabiliyorsunuz bu arkadaşlardan. Ölmemizin de bir dezavantajı ya da kaybı yok. En fazla 10 saniye vakit kaybı. İstediğin kadar diril geri gel. Bu savaş mekanikleri dışında konser mekaniği gelmeden önce de sonra da senaryo boyunca sürekli bosslara kafa tutuyoruz. Her bossun ve her konserin temel mekaniği farklı. Bunu da hissettirebilmeye başarmışlar. Çoğu biraz sıkıcı olsa da. Özellikle emolarla savaştığımız şu konserde yapmamız gereken neredeyse hiçbir şey yok. Evet, savaşı sonlandırmak ve kazanmak için yapmamız gereken tek şey sahneyi korumak. Ama o kadar uzun sürüyor ki bir noktada gerçekten sıkılıyorsunuz. Birkaç kere neyi yanlış yapıyorum acaba diye sorguladığım için savaşa baştan girdiğim de oldu. Herhalde bir saatte zor atlattım bu kısmı. En epik olması gereken son boss savaşı da görsel olarak hafiften etkileyici olsa da sıkıcıydı. Her aşamada aynı tipler aynı sayıda gelip durdu. Atlayıp kaçamadığım için bol bol standa yedim. Sağda solda sözde sizi tutmak için görsel olarak eklenen ellerin görüşümü engellemekten başka hiçbir işlevi yoktu. Neyse olsun, tasarımlar güzeldi. Ayrıca kredit kısmı bugüne kadar gördüğüm en tatlı kreditti. Herkes çok samimi ve bir o kadar da bu işi yaparken ne kadar eğlendikleri belli oluyordu. Neredeyse herkesin aynı fikirde olduğunu ve bu yüzden oyunu tasarlarken çok az tartışma çıktığını düşünüyorum. Bu evrenden sert, siyah, karanlık bir tema fışkırıyor. Bunun yanı sıra parlak renkler de göze batmayacak şekilde çatırdayıp patlıyor. Zaten çoğu kırmızılar, maviler ve morlardan oluşuyor. Görevlere girerken açılış tasarımı, yeni özellikler kazandığımızda defterde anlatım biçimi ve çizimler, Brutal Defeat ya da Brutal Victory fontlarına kadar özenle her sahnesini işlemişler. Modellemeler aslında oldukça basit ve low poly çalışmışlar. Fakat her karakteri ve kişiliklerini o kadar güzel oturtmuşlar ki. Hatta bu basit çalışma aslında stilize ve birçok gerçekçi yapılmaya çalışılıp emanet duran modellerden bin kat daha güzel görünüyor. Güzel oldukları kadar da çeşitli. Önemli karakterlerin hepsinin kendilerine has ikonik tasarımları var. Her biri gotik, her biri müzik janralarını ve onların giyimlerini temsil ediyor. Mesela Lita ve Lars tam 80'lerin gotiklerini temsil ederken Ophelia 2000'lerin emo gotiklerine daha yakın. Ya da General Lion White'a ne demeli? 80'lerin yırtık, şaşalı, bıcır bıcır rock sanatçılarını inanılmaz güzel temsil ediyor. Orijinal tasarımlar bir yana, önemli isimleri de stilize tarzlarını bozmadan Ozzy Osbourne'dan Demi'ye kadar birebir aynısı. Hepsinin de oyunun içinde güzel yerleri var. Bossların ve karşılaştığımız tüm düşmanların bile ilginç gotik tasarımları var. İlk karşılaştığımız boss'un piercingleri var mesela. Tek gözleri gotik pencereler olan solucanlarımız var ya da. Amazon kadınları Zaolia'lar ki kesinlikle favorim onlar. Death metal giyim makyaj tarzı ile Amazonları muhteşem birleştirmişler. Örümcek ablanın tasarımını da Arachne gibi yarı insan yarı örümcek ve bir o kadar da seksi beklemiştim. Ancak ne yazık ki metal örümcek yapmışlar sadece. Tartışmasız en iyi boss'a tabii ki Dovikilus. Sivri uzun dişli deri kıyafetleri, maskesi ve vücudun tam ortasından geçen ağısı yapıyla gördüğüm en tatlı şeytan tasarımlarından biri. Gitarı da kendisi
kendi kadar fantastik. Onun tarafındaki düşmanların tasarımları da. Belki onu biraz daha yüce göstermek mümkündü fakat boyu ve tavırları onu insanlara daha yakın kılıyor. Her yerde yaptıkları gibi bu oyunda da kötü ve iyi karakter ayrımını çok basit karakter tasarım teknikleriyle yapmışlar. Her yerinden sivriler uzanan, daha ince, uzun ve asil duran kötü karakter, herkese kıyasla daha geniş hatlara sahip ya da daha dikdörtgen iyi ana karakter Eddie. The Vicious'tan sonra Ophelia'nın boss versiyonu da en çok beğendiklerimden. Mor ve mavi renkleriyle birlikte siyahın ağırlıklı kullanılması, yine sivri ve ağaç köklerine benzeyen yırtık kıyafetleri, onun karanlığını ve çürümüşlüğünü yoğun bir şekilde yansıtıyor. Ophelia'nın bölümlerinde onun fanlarının da kendisi gibi tipler olduğunu, hatta onun iç dünyasını dışa vurduğunu görebiliyoruz. Emo tipler, çizgili kıyafetler, kabarık etekli şemsiyeli gotik ablolar, gölgevari yaratıklar ve onların tepesinde sürekli gezinen kara bulutları. Düşmanlarımız dışında müttefiklerimiz de bir o kadar tatlı metalciler. Mesela en sevdiklerim madenciler. Headbang yaparak maden kazıyorlar ve artık boyun ve omuzları olduğu gibi kas olmuş. Bununla alakalı tek sorunum sanırım saçlar aslında çok güzel hareket ediyor fakat sürekli ya modellerin içine giriyor ya da burada gördüğünüz gibi bozulup yok olabiliyor. Karakter bütün havasını yitirebiliyor. Bunun yanında çok tatlı buldum. Razor Girl'lerimiz var. 90'ların rock modasını kendilerine yakıştırmış, kabarık dev saçlarını öyle beklerken ara ara spreyliyorlar. Evrende öylece süzülen hayvanlar da var ve hikaye ilerledikçe, mekanlar değiştikçe onlar da iklime göre değişiyorlar. Başta periye benzeyen geyikler, kaslı ayımsı yaratıklar, kirpiler varken mamutlara, motor domuzlara, evet motor domuz. Oradan da giderek acayipleşen sineğe benzeyen yaratıklara, uzun bacaklı ilginç şeylere, her an beni görecek de şişleyecek diye ödüm koptuğu atlı abilere doğru değişiyorlar. Bu abiler için öyle bir ses tasarımı yapmışlar ki mekanda boş boş dururken arkadan sürekli at koşturma sesi geldiği için insanı sürekli olarak irkiyor ve tetikte tutuyor. Bu hayvanlar zaman zaman kendi içlerinde de savaşıyorlar. Tabii sağda solda dolaşıp yanlarına yaklaşırsanız sizi de dövebilirler. Çoğu da hakikaten çok güçlü oluyor. Son bölgede kesinlikle atların beraberinde korku oyununu aratmıyor. Çevredeki yapılar dahil Victoria döneminin gotik yapılarıyla kaplı, mezarlıklar hayaletlerle dolu. Ormanda emolar, ağaçlara asılı halatlarla süslü. Bir diğer bu kadar süslü, ihtişamlı ve konuşmaya değer mekansa kendisine de yakışacağı üzere General Lionwhite'ın. Buraya saray denir herhalde. Daha içeriye girmeden bağdaki dört kafa heykelini görüyoruz zaten. Dördü de kendisi. İçerisinin bahçesi olduğu gibi havuzlar, kendi heykelleri ve aynalar süslü. Kiminin memiklerinden su akıyor, kiminin direkt saçlarını çeşme olarak kullanmışlar. Kapıdan girerken bile dev bir yıldızın içinden giriyoruz. Evinin içi de bir o kadar şatafatlı, rengarenk, cıvıl cıvıl her yerde kendisi var. Narsizmi anlat deseniz sizi buraya getirirdim. Açık dünyanın içi buralara kıyasla daha kurak kaçsa da ilginç şeyler yok değil. Dev heykeller var, uzun, ilginç, kırık bir köprü var. Başka bir haritaya uzanıyormuş gibi ama parçalanmış gibi hissettiren. Heykeller genellikle semboller, kılıç, gitar çalan, el gibi simgeleyici, akla ilk gelen şeylerden oluşuyor. Gökyüzü ise pek ilginç. Gece olduğunda görsel olarak daha bir deli oluyor. Sanki tanrılar da orada kapışıyor gibi. Hatta gezegeni alımsatan bir cisim de var. Burada en sevdiğim detay, görevin olduğu gitmemiz gereken nokta dev spot ışıklarıyla gösteriliyor. Zemin farklılıkları görsel olarak çok aman aman gerçekçi farklı gözükmese de seslerle bunu yansıtmışlar. Koştukça uçuşan su partikülleri de gayet güzel olmuş. Fakat zıplayamadığımız gibi mekandaki hiçbir şeyle de etkileşime geçemiyoruz. Ne tıklayarak, ne vurarak, ne de üstüne yürüyerek. Animasyonlar ise bu stilize evrene can katan en güzel unsur. Animasyonları da kendi tadında oldukça eğlenceli. Özellikle mimik ve jestler yakın plandayken çok güzel görülüyor. Bazı yerlerde diyaloglarla birlikte komik espriler ya da espriyi vurgulamak için yanağını dalgalandırmaya kadar eğlenceli detaylar var. Fakat genel anlamda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Saçlarda bu animasyon akışlarına göre çok güzel hareket ediyor. Da dediğim gibi modellerin çok içine giriyor. Ya da bazı hareketler hem esprili hem cool yapılmaya çalışılmış. Hareketin ne olduğu anlaşılsa da animasyon yeterli olmadığı, tam anlamıyla yansıtamadığı için ah be ne güzel olacakmış dedirten anlarla doluydu. Hatta bazı yerlerde o kadar patlıyor ki karakter durduğu yerde titriyor, yürümeler kayıyor. Bir görevi yaparken sürekli aynı ara sahneyi görüyoruz. Çeşitliliğin olmadığı çok belli falan. Yine de ölüm animasyonu fikrine bayıldım diyebilirim. Fanların ruhları aşağı aşağıdan çıkıp Eddie'yi tutuyor ve taşıyorlar. Oyunun beni en sıkan ve hoşlanmadığım kısmı hikaye olabilir. Başta çok eğlenceli görünüyordu. Nereden nereye bağlayacaklar diye bekliyordum ama zamanla neydim ne oldum
biz nereye geldik, bunlar ne alaka, yuh bunu nasıl bağladınız diye düşündüğüm çok şey oldu. Eddie'nin gevşek, yaparız ya karakteri bütün oyun boyunca hakim. Ophelia ile en başta bir şeyler yaşayacaklarını zaten bize hissettiriyorlar. Eddie, Ormagoden ile kazayla bu evrene düşmüş gibi gözükse de bir şeylere çok hakim. Ayrıca rahat. Evrende iblisler ve insanlar arasında problem var. Dovekilus da bu evrendeki insanları aşağılayan, tehdit eden iblis. Lars da insanları koruyan, liderleri olarak gördükleri abimiz. Zamanla bunun rastgele bir şey olmadığını öğreniyoruz. Eddie'nin evrenin baş problemisi Korya'nın oğlu olduğunu ve Ragnarok'u, hayır Ragnarok değil, Ragnarok getireceğini öğreniyoruz. Hatta Kolyes'in annesinin dişi olduğunu falan. Trajik bir geçmişi olan Ophelia ise Lars'ın ölümünden sonra Eddie'ye olan güvenini kaybeder. Dayanıksız psikolojisini kullanarak baş düşmanımız haline getirilir. Ama Eddie yazgısına karşı çıkıp Ophelia'yı kendi karanlığından kurtarır. Bu bana asıl hikayenin ne Eddie, ne Skorya, ne de Ormagoden hakkında olmadığını, Ophelia hakkında olduğunu gösteriyor. Bütün bu tantana Eddie'nin aşkını sağlığına kavuşturup Ormagoden'den ayrılmasıyla son bulur. İblisler de nane yiyor. Mutlu son. Hikayesi daha verimli yazılsaydı ve oyunun içi daha dolu olsaydı kesinlikle efsane olacak bir oyundu bence. Kendi mitini yazmış mı? Evet. Ama oyun olarak istediğini başaramamış. Yine de sen biz rock ve metalciler için brutal bir efsanesin.